Ha, İnsan, de ya. Evet, cedelin insanda zihninde en yoğun olduğu. Yani en büyük değil de en çok diyor. Yani yoğunluğa işaret ediyor bu. Yani insanın zihninde bu diyalektik mücadele en yoğun halinde. Şu ayete geleceğim. Çok güzel açıklıyor bu tesbih kanununu da. Diyalektik mücadeleyi de çok güzel açıklıyor. Haç suresi 5. ayet. Ki ben buna şeyde değinmiştim bazı yazılarımda. Özelleşebilen ve özelleşemeyen hücre. Hücrenin içindeki diyalektik mücadele. Ey insanlar, eğer öldükten sonra diriltilmekten şüphedeyseniz bilin ki ne olduğunuzu size açıklamak için şüphesiz biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra bir alekadan, embriyo demişler parantez içinde, sonra yapısı belli belirsiz bir et parçasından yaratmışızdır. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde tutarız. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkartırız. Sonra sizi olgunluk çağına erişmeniz için bırakırız. Daha devam edeyim mi? Evet, herhalde sonra bu... yeryüzüne benzetiyor. Ha, var mı? Ha. Bununla beraber kiminiz öldürülür, kiminiz de önceki bilgisinden sonra hiçbir şey bilmemek üzere ömrünün en fena zamanına ulaştırılır. Bir de yeryüzünü görürsün ki kupkurudur. Fakat biz onun üzerine su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır ve her güzel çiftten bitkiler bitirir. Muhteşem. Şimdi burada yani ahirete inanmayan için ben diyor böyle bir argüman, yani şu argüman o zaman dinleyin diyor. Hani inanmıyorsanız ya da şüphe içindeyseniz tekrar dirilme hakkında şu örneği veriyor. Ben sizi diyor şöyle tasarımladım. Bir kere topraktan, toprak elementlerinden tasarımladım. Tabii bu yaratma değil, tasarımlama. Ve sonra hücre. Şimdi ilk hücre yani sperm hücresi. Sonra alaka. Şimdi burada alaka tekil olarak zikredilmiş. O alak sonrasındaki alak çoğul oluyor. Yani alakalar, ilişkiler, ilişki ağlarına dayalı olarak tasarımladım diyor alak sonrasında. Ama buradaki alaka yani tekil. O yüzden buradaki dediği asıl tutununca ne oluyor? Embriyo oluşuyor. Alaka oluyor. Sonra işte burasını anlayamıyorlar. Mudga, muhallaka ve gayri muhallaka. Yani bir tek bir şey zikrediyor burada. Et parçası diye çeviriyorlar ki yanlış. Hücreyi hala hücreyi vasfediyor burada aslında. Yani hem muhallak özelliği olan ve muhallak olmayan hücre. Yani şimdi bir defa zikrediyor hücreyi, fark ederseniz iki defa değil. Yani mudra kelimesini bir defa zikrediyor. Ve diyor ki hem öyle hem öyle değil. Yani hücrenin içinde bir zıtlıktan bahsediyor. Bu zıtlığı anlamamız gerekiyor. Aslında çok yaklaşmışlar tabii ama bilim tabii o zamanlar hücre bilimi bu kadar ilerlemediği için anlayamamışlar. Ama mesela Zemahşeri tefsirinde şöyle diyor. Bu mudra kelimesini açıklarken hani tam ne olduğunu anlayamıyorlar. Madaga kökünden geliyor. Ve yani tam kök manası husumette yani husumet göstermek ve husumette daimi olmak manası var yani kelimenin kökünde. Yani bir şeyde daimiyet ve süreklilik ve tekrar var yani bu kelimenin kökünde. O yüzden muhallaka ve gayr muhallaka dediği zaman yani muhallaka nereden geliyor? Tasarımdan geliyor, halakadan geliyor, halk etmek. Tasarımlanmış ve tasarımlanmamış. Yani ne demek oluyor? Bir hücre tasarımlandığı şekle göre hareket edebilir, tasarımlanmadığı şekle yani bir şekilde de hareket edebilir. Yani hücre özelleşmesi. Yani hücre şimdi çoğalıyor ya. Şimdi ne dedik? Nutfe, sperm. Yumurtayla birleşiyor, embriyo oluyor. Ve embriyo olunca bu sefer ne başlıyor? Çoğalma, hücre çoğalması başlıyor ya. Tam orada işte artık hücre çoğalması başladığı zaman o maddenin içindeki, hücrenin içindeki zıt unsurlar kendi yani kodlandıkları şekle göre yani tasarım koduna göre hareket etmeye başlıyorlar. Ama o tasarımlanmış, o kodlanmış yani tasarıma göre hareket etmeme durumu da var aynı anda. O tarafa doğru da gidebilir hücre. O tarafa doğru gidince o hücre kanserleşiyor. Ama tasarımına göre hareket ederse doğru hücre oluyor. Yani sağlıklı sağlam hücre oluyor. Ve yani doğru şekilde devam ediyor. Yani kanser böyle oluyor zaten. Her an aslında bizim vücudumuzda kanserli hücreler doğuyor. Ama kanserli olmayan, düzgün olan hücreler yani tasarımına göre hareket eden hücreler kanserli hücreleri hemen ekarte ediyorlar anında. Ve yaşamasına izin vermiyorlar ve kanser hani tümöre dönüşmüyor. Ama kanserli hücreler sağlam hücreleri yendiği zaman işte o zaman tümör meydana geliyor.
buradaki kastettiği o. Ki bu da hani yani bu iki zıt yani diyecek yani bu diyebilir ki insan niye Allah böyle bir şey yaratmış? Ama bu maddenin unsurunda var zaten. Yani maddenin içinde bu iki zıtların mücadelesi var dedik ya. Çünkü hı-hı, başka türlü evrim mümkün değil. Çoğalma mümkün olmuyor. Yani evrimin burada evrim kanunu veriyor Allah. Yani evrim bu şekilde ilerli gerçekleşiyor diyor. İki zıt unsurun mücadelesiyle hücre özelleşmesi. Yani bu özelleşmesi gereken şekilde özelleşmediği zaman işte bozukluklar meydana geliyor. Ama bunun da kanunu var. Bunu da kanunu bulursak hani direkt müdahale edebiliriz genetik olarak ve ta baştan hani oluşumunu engelleyebiliriz. Ki hani bilim mutlaka o seviyeye inşallah gelecek. Buradaki ben bir şeyle sosyal medyada bir evrimci bir arkadaş var ya, ateist Köksal. İlk sorusu yani ilk ona cevap verdiğim konu tam da buydu. Hücre özelleşmesinden bahseden bu ayet. Çünkü diyor ki Muhammed diyor bilmediğimiz bir şey mi bize söylemiş bu Kur'an'la diyor mudra. Bu çünkü çiğnenmiş bir et değil mi? Nasıl çevirmişlerdi onu? Bir çiğnemlik et. Ha, bir çiğnem. Çok yani tabii ki yanlış bir çevirim. Diyor ki işte bu zaten biliniyordu hani yapılan düşüklerden. Embriyonun hani o evresinde düşük yapmışsa kadın. Ki şey fotoğraflarını da göstermiş şeyinde Twitter'ında. İşte biliniyordu zaten diyor. Bildiğimiz bir şey söylemiş. O biliniyordu ama o ayet ondan bahsetmiyor ki. Ayet burada özelleşebilen ve özelleşemeyen hücre yapısından bahsediyor. Bitkilerin evriminden bahsederken mesela bu hangi ayetmiş? Ha, Ra'd suresi 4. ayette bahsediyormuş o bitkilerin evriminden ve yine aynı şekilde maddenin içindeki farklı unsurların mücadelesiyle farklı bitkilerin ortaya çıktığına işaret eden ifade var. Diyor yeryüzünde işte yan yana olan şeyler var. Şey parçaları, kara parçaları. Ve bağlar, bahçeler, üzüm bahçeleri, bağları ve ekin ve hurma. Ve nahilun, sınvanun ve gayru sınvan. İşte bu ifade. Hani aynı bak ifade. Az önce Hac 5 dedik ya, mudra muhallaka ve gayrı muhallaka. Yani tasarımlanmış ve tasarımlanmamış. Hurmadan sonra çatallı ve çatalsız. Çatallı ve çatalsız. Burada çatallı ve çatalsız bitkiler demiyor. Yani farklı farklı bitkileri saymıyor. Bir bitkinin kendi içindeki bir iki farklı özellikten bahsediyor. Aynı bu hücrede olduğu gibi. Yani iki farklı şeyden bahsediyor olsa derdi ki mesela hücrede, bu Hac suresi 5. ayette mudra muhallaka ve mudra gayr muhallaka derdi. Yani özelleşebilen hücre, özelleşemeyen hücre derdi. İki ayrı şey ya da et parçası diye çeviriyorlar ya. İşte çiğnenmiş ya da çiğnenmemiş et. Yani çiğnenmiş et, çiğnenmemiş et. Yani iki tane et kelimesi, et parçası kelimesi zikretmesi mudra işte o. Ama hayır, bir tane zikrediyor, iki farklı özellik hemen peş peşe sıralıyor. Yani hani var olmak ve olmamak dedik ya, hani hem oluyor hem olmuyor. Hani iki zıt. Burada da sınvan yani çatallı çatalsız. Yani buradaki de yine aynı kendi yani bitki hücrenin içindeki iki farklı özellikten bahsediyor. Yine mesela bitkilerden bahsederken başka aynı bir yani benzer bir ayet. Enam suresi 99. ayet. Yani ama bir şeyi vasfediyor. Yani iki ayrı şey değil. Bir şeyin içindeki olan iki farklı özellik. Yani hem aynı anda hem o özelliğe hem sahip hem değil. Yani hem olmama kapasitesi de var. Yani o özelliği kaybetme kapasitesi de var. O özelliğe sahip olma kapasitesi de var. Var yani olmak ve olmamak, evet. Evet. To be or not to be. Aynen bak, çok güzel. Hani Shakespeare'in deniliyor işte, neden yıllar geçse de okunuyor. Hani bazı hikmet sahibi kimseler müteşabih bir dille yazdıkları için bazı evrensel gerçekleri çağlar geçse, nesiller geçse de hep okunuyor. Ve farklı farklı yönler keşfediliyor. İşte Şahri diyor ki yani her kültürün edebiyatın zirve yaptığı noktası eserler. O yüzden diyor hani bütün dünyanın ortak malı oluyor. Çünkü çağlar üstü gerçekler içeriyor. Ve herkes ondan yani o gerçeğin farklı bir yönünü görebiliyor. İşte olmak ya da olmamak çok güzel veciz bir ifade. Yani burada diyalektik kanunu özetlemiş adam. Ne kadar farkındaydı bilmiyoruz tabii de. En az şekilde. Bu Enam suresindeki o 99. ayette de yine bitkilerin evriminden bahsederken yani evrim kanunu bu işte. Yani bu dualite olmayınca evrim olmuyor zaten. Evrim olmayınca hani ilerleme de olmuyor. Burada da yine şeyden, hurma ağacından evet bahsediyor.
Mesela biri üzümler, işte üzümlerden bahsediyor ve zeytin ve nar. Ve nar müştebihen ve gayrı müteşabih. Bak hem müteşabih diyor hem müteşabih değil. Şahru diyor ki zeytin ve nar diyor işte böyle bir maddenin içindeki daha önceki bitkiler hani nereden türedilerse geldilerse o bitkinin içindeki mücadelenin neticesinde evriminde ortaya çıkmış daha sonra ortaya çıkmış bitkiler diyor zeytin ağacı ve nar ağacı. Çünkü müteşabihen ve gayrı müteşabih yani hem benziyor nasıl tercüme etmişler onu hem benziyor hem benzemiyor diye mi? Birbirine benzer, kimi bir yani kimiyi parantez içine almış, öyle demiş. İşte Birbirine benzer ve benzemez. yani zannediyorlar ki yani bu iki farklı şeyin birbirine kıyaslanması. Hayır, buradaki tek hücrenin yani tek bitkinin içindeki farklı özelliklerin birbirine kıyası. Çünkü bir defa Çok tekrarlıyor. değişik. Evet. Gerçekten. Ve mesela şeyde maruşat ve gayr-ı maruşat. Bak yine o ifade var. Bu da zaten son örnek olacak bitkiler hakkında. Yine Enam 141. Enam suresi 141. ayette. Yine bağlardan, bahçelerden bahsediyor. Evet, Evet. çardaklı ve çardaksız diye çevirmiş Ne Maruşat'ın. demek oluyor çardaklı? Bahçeler demiş cennetin hani bahçeler Bizim çardaklı ve yaptığımız çardaklı mı? çardaksız. Hani ev yapma becerisiyle ne alakası var? Evet. Ve bizim hani buradaki bahsettiği maruşatin ve gayr-ı maruşat. Yani yine kendi bitkinin kendi içinde yayılma ve yayılmama. Evet, maruşat şeyden geliyor. Şimdi yani yerin yüzeyinde sürünen bitkiler, hani gövdesiz, gövdesi yok. İlk öyle başlıyor. Sonra gövdeli bitkilere doğru evriliyor. Burada ona, Gövdeli evet, burada gövdeye gövdesi işaret ediyor. Yani Ha, çok sürünen ve güzel. sürünmeyen bu maruşa araşeden geliyor. Evet, bakayım nasıl demiş. Yani kendi başına kaim olan bitkiler. Yani bir gövdesi olan, ayağı olan bitkiler ve olmayan bitkiler. Olmayan da ne oluyor? Yerde sürünüyor. Ama işte aynı bak ifade tarzı. Mudra muhallaka, gayr muhallaka. Müteşabih, gayr müteşabih. Maruşat, pardon. Maruşat, gayr maruşat. Ha, evet. Ötekisi neydi? Sınvan ve gayr sınvan. Yani hepsi aynı ifade tarzı. Yani bir şeyin içinde farklı unsurlar. Ayete dönersek Hac suresinin o 5. ayetini. İşte bu şekilde diyor yani evrime uğrayarak. Burada yani direkt evrim kanununu veriyor. Evet. İşte ondan sonra işte Fiziksel çocuk özellik fark. oluyorsunuz evet. Ve insanın hani artık doğduktan sonra hani insan olarak doğduktan sonraki evrimini, hayattaki evrimini, çocuk, genç, işte yaşlı olma. Ve aynı bu işte yeryüzünün kuruyken, cansızken işte su verilip canlanması, hani üretime geçmesi ve her türlü güzel çiftlerden hani vermesinden bahsediyor. İşte bu şekilde diyor yani sizin şüpheniz varsa diyor yani ben sizi bu şekilde yarattım, tasarımladım. Aynı şekilde de tekrar aynı tasarıma yani aynı kodlama, aynı formül bende olduğu için aynı şekilde tekrar sizi dirilteceğim. Yani bu çok kolay. Evet. Demek yani evrim kaçınılmaz son zaten ölümü getirecek yani çünkü yani bir masa bile diyor yani bir masa ya da taş hani masa odandaki masa yani o gördüğün zaman o yani her saniyede o masa farklı bir masa haline geliyor aslında çünkü her saniye etraftaki hava etkileşim her şey o maddeye etki ediyor ve eskimeye başlıyor her an yani bizde de olduğu gibi yani her an bir şekilde her anımız her anımızı tutmuyor ya aynı şekilde. Biz de değişime Helak uğruyoruz. kanunu. Evet. Evet. Kaçınılmaz sona Değişim yaklaşıyoruz. kanunu. Evet. Ve yani ahireti ve inkar etmek bir şekilde kendini inkar etmek oluyor. Kendi maddi varlığını aslında yani kendine hakim olan evrim yasasını inkar etmek oluyor. Bir şekilde. Şimdi bu maddi hani insanın zihnindeki bu diyalektik mücadeleden bahsederken bir de şunu söyleyecektim ekleyeyim. Hüküm veriyoruz dedik ya yani herhangi bir konuda yani ahlaki ya da bilimsel bir konuda hüküme varıyoruz. Rasyonel bir hüküme varıyoruz. Ve maddi gerçeklerle ne kadar uyuşursa bu verdiğimiz hüküm ya da karar o derece doğru oluyor. Ama bir de rasyonel olmayan duygusal kararlar da verebiliyoruz.
O da insani, yani Şahrur diyor ki birinci tür mücadele fikri mücadeledir diyor. İkinci tür mücadelede yani sen birisini sevmek ya da sevmemek, nefret etmek ya da etmemek arasında gelip gidiyorsan ve sonunda mesela sevgi ya da nefret galebe çalıyorsa orada da bir nefsi mücadele veriliyor. Yani insan nefsi diyor, orada da bir duygusal karar veriliyor. Yani rasyonel değil, duygusal bir karar veriliyor. Yani duyguların mücadele ettiği bir, hani duygular da, hani sen hep diyorsun ya, duygular da aslında öyle duygusallık deyip sanki bilim dışına atılmış yakın bir zamana kadar. Halbuki onun da bir kanunu var, onun da bir maddi gerçekliği var. Duygusal Yani kararlar nasıl? aslında duygular da kendi içinde mücadele içinde, duygu Evet. ve düşüncemiz de kendi içinde mücadele içinde. Evet. Evet, aynen. Onu bilmiyorum İşte Şahru şey yapmıştı dualite çünkü. oluyor tabii. İşte Evet. bu dualizme işaret ediyor. Diyor ki yani bilimsel bir konuda hüküm verdiğimiz zaman diyor o fikri mücadele oluyor diyor. Ve duygularla ilgili bir konuda karar verdiğimiz zaman o da nefsi mücadele, nefis mücadelesi oluyor diyor. Yani insanın nefsi yönü. Biraz eksik Böyle ama o bir. da. Yani şu Evet. andaki şey teoriler, Evet. şimdi normalde duyguları hani böyle sıcak, değişken falan algılarlarmış. Rasyonel düşünceyi de soğuk, işte daha böyle mantıklı gibi Evet. algılarlarmış. İşte dualite Ama yine. orada bir dualite var ama Doğru. bunların işte etkileşimi nasıl? Evet. Çünkü bizim yani rasyonel karar ve hiç duygularını ortaya Evet. işin içine Böyle bir şey katılmadığı mümkün değil. böyle bir Evet. şey yok. Bunu da Evet. zaten şeyden ortaya çıkartıyorlar işte. Önce beyninde bir felç geçirmiş işte lezyon olan insanlardan ortaya çıkarıyorlar. Hani duygu Evet. merkezini de eğer bir hasar varsa rasyonel düşüncesi de etkileniyor. Evet, çok Yani ya işte bunlar buradan bilim evet. ilerledikçe keşfedeceğiz. Bu iki farklı karar alma mekanizması da nasıl birbiriyle etkileşim ve Çok iletişim halinde. karmaşık, çok Evet, daha çok karmaşık ve başındayız. evet zaten bu çözemedikleri mesela yapay zekada da yani tamam hani Evet. böyle çok hızlı bir şekilde düşünebiliyor, satrancı bizden daha iyi oynayabiliyor gibi gibi şeyler, motor Evet. hareketler açısından tamam evet ama işte o rasyonel karar verme dediğimiz şeyin içinde aslında intuition dediğimiz o içten gelen içsel şeyler ve duygular da işin içinde Onu olduğu için yaratamıyorlar. içgüdüler onu Evet. yaratamıyorlar. O işte bize evrenin dışından verilen bir şey olduğu için o. Evet. Ha şunu da zikredeyim. Hani dedik ya çelişki doğada var ve doğa çelişkileri gideremiyor. Yani çelişkileri giderme, bir seçim yapma özgürlüğü yok doğada. Bu bize dışarıdan verir. İşte bizdeki olan buymuş. Yani materyalist felsefe şu hatayı yapıyor diyor. Diyalektik mind diyorlar diyor. Diyalektik logic. Diyalektik logic diye, yani diyalektik mantık diye bir şey yok diyor. Diyalektik kanunu O vardır şey. diyor. İşte Ya evet, mantığın diyalektik kendisi, mantık dedikleri tez, antitez, sentez evet, yani dedikleri değil mantığın mi? kendisi olmaz da mantık hani bir olgudur. Ama mantık, diyalektik kanunu diyebiliriz. Yani özelliği var diyebiliriz. Yoksa yani bizim zihnimizin içinde evet o tez, antitez ve sentez kurma. Yani iki zıtların mücadelesinden bir şeyi seçme, bir şeyi yok ediyorsun, bir şeyi var ediyorsun. Ve bir şeye hayat veriyorsan o devam ediyor. Hani sentez şeklinde devam ediyor. Bu işte çelişkileri giderme yeteneği. Bir tek insanda var diyor. Yani sadece bu yani çelişki olmayan çünkü tek varlık Allah. Yani o yüzden o çelişkiler çelişkilerin barındırmayan tek varlık Allah olduğu için o özelliğinden bize veriyor. Ve biz o özellikle çelişkileri giderebiliyoruz ancak. Çok enteresan. Rahman işte Rahman suresine de gelirsek Rahman birinci ayet Rahman diye başlıyor. Ya çok muazzam bir ayet. Rahman diyor susuyor. Yani ayet nokta koyuyor. Allemel Kur'an. İşte bunu anlayamıyorlar. Diyorlar ki ne demek? Şimdi alleme talimden mi geliyor? Yoksa alametten mi geliyor? Yani talim öğretmeden mi geliyor? Kur'an'ı öğretti mi diyor burada? Yoksa Kur'an bir şeyin alameti mi? Hatta buraya bu şey hazırlanmadan az önce gördüğüm klasik tefsirlerde aslında yaklaşmışlar. Bazıları da diyorlar ki buradaki alamet yani Kur'an işte hakla batılı ayırt etmenin alameti herhalde
O yüzden alamet diye anlıyorlar. Yani öğretme değil de. Çünkü o kadar yani bu sure şimdi gözümde o kadar büyüdü ki. Yani evrenin en muazzam, en temel yapı taşından bahsediyormuş bu sure baştan sona. Çünkü hep ikilemler üzerine kurulmuş sure baştan beri. İşte ins ve cinler hep hitap iki tür varlığa bir kere hitap ediyor. Ve hep ayetlerin sonuna bakarsanız işte siz ikiniz diyor nasıl Rabbinizin nimetlerini inkar edersiniz bütün bundan sonra. Hep iki yani iki topluluğa hitap var ve hep iki şeylerden bahsediyor. İki deniz diyor ya da iki su, iki bariyer, ondan sonra iki cennet. Yani hep böyle bir ikiler. Her ayetin içinde de var mesela az önce bahsettiğim gibi. وَنَّجِمُ وَشَّجَرُ يَسْجُدَنْ İkisi diyor bit, yani gövdeli olan bitki ve gövdesi olan bitki. İkisi de secde halinde. Yani bir özelliğinden bahsediyor. Ve Rahman, şimdi Rahman diye başlıyor. Yani bütün sure çok Rahmani bir sure. Hep dualitelerle dolu. عَلَّمَ الْقُرْآنِ Yani Kur'an'da diyor, nerede Rahman kelimesi geçerse diyor, Kur'an'da tabii yani Mushaf'ın hepsinde değil, Fatiha'dan Nas'a kadar olan bütün vahide değil, Kur'an yani müteşabih ayetlerde. Kur'an sadece, biz daha önceki sohbetlerimizde bahsetmiştik. Hani daha önceki YouTube kanalımızda da bakıp muhkem müteşabih ya da kitap Kur'an kavramını irdelediğimiz şeylere bakılabilir. Önceki sohbetlere. Müteşabih ayetler adı Kur'an oluyor. Muhkem ayetlerin adı da kitap. O yüzden buradaki kastettiği yani Rahman, Kur'an vahide nerede geçerse Kur'ani gerçeklerden, müteşabih, objektif, maddi gerçeklerden bahsediliyor o ayette. Yani bunu kastediyor. Yani hani biz göğsümüze bir broş koyarız hani mesela. Bir işaret, bir sembol olarak bir şeyden bahsetmek istiyoruz. Yakamıza bir şey takarız mesela. O işte diyor. Yani Rahman diyor Kur'an'ın alameti farikası. Nerede Rahman kelimesi geçerse ya da Rahmani gerçeklerden bahsediliyorsa, yer gök gibi, evren gibi, insanın yaratılışı gibi, bu diyor Kur'ani ayettir. Yani Kur'an ayeti müteşabih ayetlerdendir. Çünkü burada yani hani öğretme manasının olmamasını da şuradan anlıyoruz. Öğretme kelimesi Türkçe'de de Arapça'da da iki şey alan, iki adverb yani ne deniyor, tümcel mi? İki tümce alan şey yani iki adverb alıyor. Yani bir şeyi öğrettin, kime öğrettin? Söylemen gerekiyor. Ve burada allemel Kur'an diyor. Yani Kur'an'ı öğretti dersek eksik kalıyor cümle. Ne, kime öğretti yok. Mesela öteki ayette diyor ki allemel Kur'an Rahman allemel Kur'an halakal insane allemehul beyan. Mesela dördüncü ayette insana beyanı öğretti derken iki tane adverb kullanmış. Adverb'in Türkçesi ne oluyor? Beyanı insana öğretti. Yani iki tane obje kullanıyor. İki nesne kullanıyor. Öğretme fiili olarak yani fiili olarak bahsettiği zaman. Orada evet dördüncü ayette mesela bildiğimiz öğretmeden talim, education'a nesne oradan bahsediyor. Nesne oluyor ama şey nesne. Galiba Arapçanın şeyi nesne. Gereği mi? İki tane bekliyoruz. Evet iki tane ama Arapça. Türkçe'de de öyle. Şimdi öğretti deyince neyi öğretti diye sorulur. Ya da Kur'an'ı öğretti dersen kimi öğretti diye sorulur. Yani eksik kalıyor. Evet. Eksik kalıyor. Ama mesela dördüncü ayette ikisini de veriyor. İnsana beyanı öğretti. Bu tam bir cümle. Hmm. Ama ikinci ayet öyle değil. Yani ikinci ayette de ikinci bir nesne görmemiz gerekiyordu eğer burada da öğretmekten bahsetseydi. Ama buradaki kelimenin iki manası var. Yani aleme kökünden gelen. Yani bu Rahman allemel Kur'an yani alameti Yani şimdi biz bayrak diyoruz ya mesela Arapça'da onun adı alemdir. Bayrak. Yani çünkü bir şeyin sembolü. Onun adı alem. Aynı kökten geliyor. Yani alleme kökünden geliyor. Alamet biz Türkçe'de de mesela kullanırız. Alamet. Alameti farikası mesela der. Bir şeye alamet çizmek. Yani işaretlemek. Burada diyor işte Kur'an'ı Rahman ismimle işaretledim diyor. Buradaki kastettiği. Allemel Kur'an. Yani muhteşem bir şey bu. Yani Bayram da daha önce demişti demek ki bu ayet diyor. Yani Rahman'ın ikinci ayeti. Kur'an'ı okuma kılavuzu ayetlerinden. Yani bize Kur'an'ı anlamada metodolojik bilgi veren bir ayet. Yani diyor Rahman nerede geçiyorsa o Kur'ani bir ayettir. Müteşabih gerçeklerden, bilimsel gerçeklerden bahsediyor. O gözle bakın. Hani hukuki bir
şey gibi tefsir yapmayın yani. Tevil yapmanız gerekiyor demek istiyor. Ki Ali İmran 7 ile de böyle bağlayabiliriz. Yani müteşabih ayetler, bilimsel gerçeklerden, maddi bilimsel gerçeklerden bahseden ayetler ancak tevil edilebilir, tefsir edilemez. Yani öyle kafadan zihni yorumlar yapılamaz. Hani belli bir bilimsel maddi gerçekle örtüşmesi gerekiyor. Örtüşmüyorsa demek ki tevilin yanlış. Ve başka bir ayette de hani dediği gibi varattiril Kur'an'a tertile, Kur'an'ı tertil yaparak oku. Yani tertil peş peşe ilgili ayetleri peş peşe koy. Hani bir ordu bölüğü geçer gibi ki ona Arapçada ratilul ceyş denir mesela, ordu bölüğü geçiyor peş peşe sıralar halinde. Ona ratil denir Arapçada. Bir şeyin peş peşe gelmesi. Burada da diyor ki yani ilgili ayet, konu itibariyle ilgili ayetleri peş peşe koy, öyle oku diyor. İncele. Buradaki okuma güzel sesli okuma olarak anlıyorlar ki tamamen yanlış yani anlıyorlar. Halakal insan, insanı yarattı. Şimdi Rahman'a dönersek, Rahman üçüncü, pardon yarattı diyorum, hep tasarımladı. Tabii dilimize yerleşmiş birçok şey, kurtulamıyoruz. Tasarımladı diyor, insanı tasarımladı. Ve allemehul beyan, ve ona beyanı öğretti. Yani ifade, hani konuşma. İşte ben bunu şey diye anlıyorum, bu daha sonraki şey bölümlerde geleceğiz. Hani ilk konuşma nasıl başladı? Soyut düşünce verilmesiyle başlıyor ya, dil ortaya çıkması. Bir şekilde hani bu Allah tarafından veriliyor soyut düşünce. Oraya bağlıyor bu ayetle. Öyle diye anlıyorum. Çünkü hiçbir hani hayvanlarda ne kadar da evrilseler de konuşmaya ulaşamıyorlar. Kendi aralarında belli bir iletişime geçme mekanizmaları var tabii ama hep iptidai olarak kalıyor. Bir anda o Homo sapiens'e geçiş anında o homo türleri var yani, yaşıyorlar o zaman ama devamı gelmiyor artık. Çünkü o geçiş kapısı bir daha tekrarlanmıyor. Yani o ruh üfleme olayı, ki belki bilim hani ileride ulaşır belki ulaşmaz, bilemeyiz. O şey anına. Zaten Şahrur diyor ki yani benim diyor, yani bana sorulursa diyor yani neden ben ateist değilim de Allah'a inanıyorum. Verebileceğim en güçlü cevap diyor soyut düşüncenin varlığı diyor. Yani evrenin dışından verilmiş olan ve başka hiçbir varlıkta olmayan ve bize bilinç, işte seçim özgürlüğü, konuşma yetisi, sembolik düşünme yetisi, hepsi bunların hepsi nin bir bütünü diyelim. Ruh yani bilgi, zaten bilgiler manzumesi. Yani bu evrenin dışında olan bilgiler. Bizde yani bu evrende yok, bu doğada yok yani bunlar. Dışarıdan verildiği için diyor, dışarıda olan bir varlığın bana varlığını diyor ispatlıyor, gösteriyor en azından, işaret ediyor. Rahman da işte bu yani bu işaretlerin, bu maddi gerçeklerin Allah'ın varlığına delalet eden rahmani gerçeklerin çok yoğun olduğu bir sure. Ve tamamen işte baştan sona dualite üzerine kurulmuş. Ve hep tekrar var farkındaysanız. O ayetin birisi hep tekrarlanıyor. Ki belki hani onun da neden işte o sayıda tekrarlandığının bir hikmeti de olabilir, ileride belki ulaşabiliriz. Şu anda bilmiyorum ama hani neden 31 defa mı tekrarlanıyor, tam olarak aklımda değil şu anda. Ben de bilmiyorum ama şey, Rabbinizin hangi nimetlerini. O işte o ayet birçok kere tekrarlanıyor ve bence orada da bir şey olabilir yani, bir hikmet. Ama en büyük hikmet, yani en büyük manası burada bütün evrene ve bize hakim olan dualite kanununun, diyalektizm kanununu çok böyle bariz bir şekilde önümüze seriyor Rahman suresi. Yani rahmani gerçekler her zaman bizi rahmani gerçeklerle uğraşmak, müteşabih ayetlerle uğraşmak ve onların hani tevilini bulmaya çalışmak bizi her zaman evreni daha iyi anlamamıza, kendimizi daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor ve götürüyor. Ve şeytani vehimlerden de uzaklaşmaya yardımcı oluyor. Birçok kimse mesela benim Twitter'da da okur, yani okur ya da takipçi, maddi gerçeklerden hep yola çıkmamdan rahatsız oluyorlar. Sanki maddi gerçekler her şeyin kriteriymiş gibi diye küçümsüyorlar maddi gerçekleri. Ama işte bak, Rahman suresi birinci ayet Rahman diye başlıyor. Rahmani gerçekler yani. O kadar önemli ki maddi gerçekler. Yani bizim hakla batılı ayırmamızın tek kriteri o. Elimizdeki tek kriter bu. Başka hiçbir kriter yok. Biz sabah ya aslında konuşalım. O dualitede maddiyat ve maneviyat da var ya. Evet. Orada da sanırım gelgit yaşıyor insanlar. Yani ya tamamen maneviyata yöneliyorlar.
Evet, Hani hiç doğru. bilimsel şeyleri kabul etmiyorlar. Evet, doğru. Yani bir de Ya şey da geçen gün tersi. söyledim ya. New Ya maddi Age şeylerde mesela işte bu dualiteyi çok kullanırlar. Dualite var işte derler. temel. Eril dişil var de. Evet, Descartes Ama de biz bir mesela fark etmiş bu dualiteyi. ama Beden biz zihin. bir olacağız derler bu İbni Arabi düşüncesi. Ha, o çok yanlış işte. Ne kadar yanlış bak görüyoruz değil mi? Yani bu dualiteyi teke indiremeyiz. Bu mümkün değil. Şirkin ta kendisi Evet. olur işte o. Zaten o yüzden tasavvuf düşüncesi yani tarikat düşüncesi özünde bu yani bu kadar çok çarpık. Yani temelinden çok çarpık. Yani bir olmak ne demek? Böyle bir şey mümkün değil. Yani bu evren diyor ben bunu rahmani sıfatımla yarattım. Rahmani sıfat zaten dualite içeren bir sıfat. Yani hem rahmet hem gazabı içeren bir sıfat. O yüzden evren zaten dualite üzerine kurulu. Tek olması yega yani bir şeyle birleşip yek bir vücut olması mümkün değil. Hiçbir zaman. Yani yanlış düşünüyoruz. Maalesef. Yani şey de çok Evet. güzel. Mesela ayetlere devam edersek, güneş ve ay diyor belirli bir hesapla Evet. gidiyor. Mesela o senin söylediğin ikinci şeye Eşşemsu mi var. giriyor? Evet. Eşşemsu var. Gece Kameru ve gündüz. husben. Hep zaten her ayette iki bir şeyden bahsediyor. Burada güneş ay evet etkileşiminden zaten güneş ve ayın etkileşiminden gece gündüz doğmuyor mu? Evet. Güneş hareketlerinden işte bizim dünyanın hareketinden. Eşşemsu ve kameru bi husben ve necmu ve şeceru yescuden ve işte gövdeli ve gövdesiz bitkiler ki bunların arasında da hep böyle bir etkileşim, iletişim ve zıtların mücadelesi var. Yescüden tabii burada secde kavramını henüz tam manasını bilmiyoruz. Yani tam yani bazı şeyleri anlayabiliyoruz ama tam bilmiyoruz. Şey gibi tesbih kanunu gibi çok açılmış değil yani tesbih kanunu ama secde hani ki bu insanın yaratılmasıyla da ilgili işte meleklere, şeytana, işte iblise secde et deniliyor. Yani tam henüz açılım yapılabilmiş değil bu secde kavramında ama yani şu anda ben bunu şu andaki elimizdeki bilgilerle yardım hani bize yardım etmeleri şeklinde anlıyorum ben meleklerin mesela. Secde etmelerini, ellerindeki bilgileri bizimle paylaşma ya da bize yardım etme şeklinde. Ve necmu şeceru yescuden ve semâ rafâhâ ve vadâ'l mîzân. Gökyüzünü kaldırdı ve yüksek yaptı ve mizanı koydu. Yani burada da işte yine ikili. Yani bir şeyin dengesi ve hani uzaydan göklerden bahsediyor ve dengeden bahsediyor. Bunlar iletişim halinde. Yani bunu tabii adalet mizanı olarak da anlayabiliriz sosyal manada. Hani evreni yarattı ve her şey hani adalet üzerine kuruldu da diyebiliriz. Adalet olmayınca toplumlar mahvolur. Sosyal ve hukuki manada da yorumlayabiliriz. Ya da maddi bir gerçek olarak evren de belli bir denge üzerine kurulu manasında da algılayabiliriz. Ella tatavu fil mizan. Tabii ikinci ayet aslında o dediğim hukuki sosyolojik manaya işaret ediyor. Ama sadece hukuki sosyolojik değil. Pardon burada yani düzelteyim. Evrenin doğanın düzenini bozma yani tartısını bozma, düzenini bozma, dengesini bozma olarak da anlayabiliriz. Tabii Yani küresel ısınma mesela aynen şu anda. virüs şu anda mesela nasıl Virüsler ortaya yani. çıktı? Bazı dengeleri bozduğumuz için bu virüsler ortaya çıkıyor. Yani bir şekilde hani bize sıçrıyor. İnsan ve cinden bahsediyor. Hani Evet. belki daha sonra da bunları konuşabiliriz ama. Evet. Yani çok kısa mesela şunu söyleyeyim cinler hakkında ki bunu yazmıştım. İns, cinnin tam tersi. Cin de insin tam tersi. Ünsiyet. Şimdi insanlık, insan kelimesi ünsiyetten geliyor. Yani aşina olduğun, gördüğün, tanıdığın, hani ısındığın, hani vahşi değil. Yani ürktüğün birisi değil. Ünsiyet peyda etmek deriz ya. Birisiyle ünsiyet, arkadaşlık, sohbet, tanışıklık. Yani yakınlaşma ve samimiyet, sıcaklık peyda ettiğin. Yani ünsiyet oradan geliyor. Bunun tam tersi de vahşet. Yani korkuma, ürperme, görmeme. Hani insan görmediğinden korkar. Cin de tam onu sembolize ediyor. Yani görülmeyen, örtülmüş. Mesela nedir? Cennet aynı kökten türüyor. Ağaçlarla, yeşilliklerle örtüldüğü için o toprak parçası oraya cennet deniliyor. Çünkü örtülü yeşilliklerle. Ya da mesela aklını hani zihni problemler olan ya da hani aklını kaybetmiş dediğimiz
Mecnun aklı çünkü örtüldüğü için ya da aklını kaybı yani bir şeylerle hastalıklarla örtüldüğü için mesela Mecnun deniliyor, aklı örtülü. Yani hep böyle bir örtülme yani cin görülmeyen, görülmeme ve örtülme ve bir ürperti uyandıran insanda ya da bilinmez hani bilinmeyen hakkında fazla bir şey bilmiyoruz. O da onu sembolize ediyor. Bir arkadaşlar telefondan... birkaç şey soru hiç soru sormuşlar almadık. Ama. Kusura bakmasınlar. Şimdi sordular. İnsandan başka bir canlının veya cansızın Allah'a secde etmeme imkanı var mı demiş. Hı hı. Bu şey insandan şimdi... başka yok. Bir tek insan secde etmeme özgürlüğüne sahip. Evet. İsyan etme özgürlüğü. Bizde ve cinlerde tabii. Cinler de akıllı varlıklar bu arada ve seçim özgürlüğü olan varlıklar. Çünkü cin suresinden artık kimlerse ben hani bu an bunları ben şu anda bir uzaylılar falan diye anlıyorum. Daha henüz görüşmediğimiz. Ama onlarda da var seçim özgürlüğü. Onlar da akıllı varlıklar. Çünkü aramızda kötüler ve zalimler ve iyiler var diyor cin suresi. Bir de insandan şeytanlarla cinden şeytanlar da dediği o da için var. Oradan da Evet. yani O da onların ayrı. Kötülük yapma Tabii. Şeyi var. Evet. Bir de şey demişti bir ayette galiba dağlara işte taşlara sordum gönüllü ya da gönülsüz olarak gelin. Onların hepsi Evet. Gönüllü olarak geldik dediler. Evet. O da çok ilginç mesela. O da sembolik yani. Tabii mecazi olarak evet, söylüyor. İşte mecazi. Dağ taş konuşacak hali yok ama hali yani lisan halleriyle itaat ediyorlar. Yani itaat etmeme gibi bir lüksleri yok onların. Ama biz ise itaat eder yani seçerek geliyoruz. Yani itaat etmeyi seçerek ediyoruz ya da etmiyoruz. Biz ve cinler haricindeki işte zaten Rahman da hep bize ve cinlere hitap ediyor. Zaten akıllı varlığa hitap olur. Yani akıl etmeyen bir şeye hitap edilmez. Burada demek ki cinlere de hitap varsa bunlar da akıllı varlıklar. Özer Kur'an'ın en sert suresi bu olabilir mi demiş. Yani en ne suresi? Sert. Sert mi? Yani en böyle güçlü mü demek istedi? Güçlü herhalde. Evet. Olabilir. Yani ben bence çok de etkileniyorum. En güçlü. Yani, Evet. Ha o manada çok etkileyici. Evet. En etkileyici surelerden Rahman, Necim, Vaka. Çünkü çok müteşabihler. Yani bir talak suresi değil yani. Evet yani evlenme boşanma. Oturup da onu kimse okumaz yani hani manasından böyle bir kullanayım falan. Kesinlikle fonetik olarak da çok güçlü. Sert dediği odur belki arkadaşın. Yani fonetik olarak da hakikaten çok güzel yani çok etkileyici ve Mekkeli müşriklerin sihirli sözler dedikleri bunlardı zaten. Muhkem ayetler değil. Müteşabih ayetlere diyorlar. Sihrun mubin apaçık bir sihir. Yani onları da büyülüyor çünkü. Tabii manasını çok anlayamıyorlar ama çok büyüleyici. Fonetik olarak da büyüleyici, belagat açısından, yani edebi açıdan. Ve tabii biz de şu anda manasını keşfederek, yine bak bir dualite, hem edebi güzellik hem içeriğinin güzelliği. Biz şu anda elhamdülillah ikisini de. Evet, şimdi şarjım bitmeden şu evet. Aslında çift olarak yarattık galiba tam açık olmamış çünkü Zeki diye sormuş. Çift olarak yarattık ayetini her şeyin bir çifti var şeklinde anlamamamız mı gerekiyor demiş. Evet doğru öyle anlamamamız gerekiyor. Her şeyden illa pozitif negatif olacak diye bir şey yok. Bu Zevceğin kanununu etkileşim içinde halinde olan ikili diyelim. Çift demeyelim de daha doğrusu ikili. Bu ikili bu kanunu diğer yani önümüzdeki sohbette açacağız daha çok. Açalım Çünkü tamam. İlgili ayetlere değinmedik. Rahman kelimesinin iki boyutluluğunu anlayamadım demiş başka birisi. Rahmet gazap en basit haliyle. Rahmet gazap. Yani Rahman rahmet hem rahmet içinde. Eder hem gazap eder. Çünkü İbrahim hani o ayetten hatırlıyorsanız diyor ki Rahman'dan sana bir azap dokunmasından endişeleniyorum babacığım diyor. Demek ki Rahman azap edebiliyor. Yoksa orada niye Rahman kullansın? Allah da diyebilirdi. Ama bu özelliğini işaret etmek için. Hani Rahman azap da edebilen, rahmet de edebilen, affedebilen birisi. Bir sıfat yani. Yani Zeki çift kafa karıştırıyor demiş ama yani çift sadece Zevceyni kanununun bir alt boyutu. Ben öyle anlıyorum. Yani Zevceyni evet. Şemsiye bir kavram içinde çift yani mesela dişil eril gibi çiftler de olabilir. Yani evet dediğin gibi daha geniş bir terim var. Bir terim bu. İçinde çiftler de var ama çift olmayanlar da var. Yani bir şekilde eğer ben bir hayvanı etkiliyorsam o an, yani o yerde o habitatta orada biz etkileşim halindeyiz. Yani biz Zevceğin kanununun tezahürüyüz yani orada.
Yani dişi erkek de o bunun bir alt kanunu. Yani insan türü olarak, hani insan türü de bir çift olarak yaratılıyor. Ama hani her insan illa biriyle evlenecek manasında değil. Tabii ki. Yani bir de çok kısır yani zevci bir tek o şekilde insanın kadın erkek olarak algılamak çok kısır oluyor. Yani biz şimdi burada hani o kuantumdaki atom altı parçacıkların bile birbirleriyle etkileşim halinde olup dünyanın başka bir yerine gönderdiğinde bile onların o etkileşiminin devam ettiği ve birbirlerine göre hareket ettiklerini deneylerle ispatlıyorlar. Yine zihnimizde dedik hani hiçbir şey tek başına değil dedik hani bu kavramlar. Bunların hepsi zaten zevceğini kanunu. O yüzden muhteşem evrensel yasalar yani. Ama daha sonra daha da açarız o zevceğin olayını. Hani zevçik kelimesi nereden geliyor falan. Oraya da bağlarız. Rahman daha Rahman suresi yani çok azı keşfedildi manası. Daha dur bakalım. Bilim ilerledikçe daha hangi ayetler keşfedilecek manası tevili. Yani İnşallah bize de muazzam. nasip olur. İnşallah. Ha şunu da Keşfetmek. söyleyeyim. Çok enteresan. Şahru dikkat etmiş. Rahman adı 57 defa geçiyor ya Kur'an'da. Gafur Rahim beraberce o da 57 defa geçiyormuş. İkisi beraber. Hani Gafur ayrı, Rahim ayrı değil de hani hep Allah Gafurdur, Rahim'dir diye böyle şeyler ayetler var ya. O şekilde ikili olarak o da 57 defa geçiyormuş. Hani Rahman adında hani rahmet de var, gazap da var dedik ya. Demek ki rahmeti galebe çalıyor ki Gafur Rahim sıfatları da eş değerde Rahman'a. Yani 57 defa geçiyor o da. Tesadüf olduğunu düşünmüyorum yani. Hani bu tür şeyler tesadüf olamaz. Yani öyle harflerle falan filan değil de manayla bütünleşen, mana içeren şeyler bence çok önemli. Yani bu tür. Çok teşekkür ederiz. Ben Yani teşekkür ederim. arkadaşlardan da soru gelmiyorsa şey yapalım. Senin de şarjın bitmeden. İnşallah hep rahmani gerçeklere yaklaşalım her zaman ve şeytani vehimlerden, illüzyonlardan uzaklaşalım. Yani bunu İnşallah. başarabilirsek zaten insan olma seçim özgürlüğümüzü en güzel şekilde uygulamış ve ifade etmiş oluruz.